İstanbul'dan bakınca artık Roboski daha iyi anlaşılıyor. Gezi Parkı'ndan bakınca, Dikmen'den bakınca Roboski daha iyi anlaşılıyor. Yıllardır Türkiye toplumuna söylenen yalanlar daha iyi anlaşılıyor artık. Gezi Parkı ile ilgili, bu direnişle ilgili ortaya çıkan ruhu, Kürt halkının duygusunu, Türk halkının duygusunu, Alevi toplumunun duygusunu, işçinin, emekçinin, köylünün duygusunu anlamak yerine halen mikrofonların karşısına geçip yalanlar söylenebiliyor. Halen işte bu sabah olduğu gibi SFP'ye, diğer muhalif kesimlere sabahın köründe siyasi soykırım operasyonları yapılabiliyor. Ben buradan bütün SFP'li dostlarımıza, Sayın Genel Başkanları Figen Hanım'ın şahsında dayanışma duygularımızı iletiyorum. Hepsinin yanındayız. Bütün o devrimci duruşun yanındayız. Derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Gözaltına aldıklarınız arasında bir tane faiz lobicisi var mı? Hepsi devrimcidir. Ceplerinde halk otobüsü parası yoktur. İşte faturayı bir kez daha devrimcilere, emekçilere çıkarmanın hesabını yapıyorlar. Bu sabah başlayan operasyonlar da bunun göstergesidir. Gücünüzün yettiği kesimler bunlar mı sanıyorsunuz? BDP hepsinin yanındadır. SFP BDP'dir. BDP SFP'dir. SDP BDP'dir. Bütün devrimcilerle dayanışma içerisindeyiz. Sokakta olan, hakkını arayan, özgürlüğünü arayan bütün ilericilerle biz dayanışma içerisindeyiz. Ve onları da sahipsiz sanmayın. Onları da yalnız tek başına sanmayın sakın. Bütün halkımızla birlikte, bütün gücümüzle birlikte Türkiye'nin bütün ezilenlerinin yanında olacağız. Aramızda hiçbir fark yoktur. Başbakan daha aradan 20 gün geçmesine rağmen halen bu duyguları, halktaki bu isyan duygularını anlamış değil. Dün KCK ana davası vardı bakın. Hangi rezilliği nasıl anlatalım artık? 14 Nisan 2009, 2013'ün ortasına geldik. 4 yıl 2 ay geçti tutuklulukları üzerinde. İstenen ceza ne biliyor musunuz? Birçoğu için. İstenen ceza 5 yıl. Yani infaz bitti. Ceza verseler devlet borçlu çıkacak. Tahliye yok ama. 2 kişiye tahliye verdiler. 98 kişiden 96 kişinin tutukluluk halinden devamına. Şimdi Hatip Dicle, Kemal Aktaş, Faysal Sarı Yıldız, Selma Irmak, İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Necdet Atalay, Erdem Kızılkaya, Çimen Işık, Muharrem Erbey, Kamuran Yüksek, Bayram Altun ve ismini sayamayacağım yüzlerce binlerce arkadaşım. Bu rehine politikasına artık ne zaman son vereceksiniz? Kanun diyorsunuz, kanununuz hukuka aykırı, kanununuz anayasaya aykırı. Ama onu bile uygulamıyorsunuz. Kanunu uygulayın bari. Bu insanlar infazını bitirmiş, infazını. İnfazını bitirmiş, halen tahliye edilmiyorlar. Ceza verseniz borçlu çıkacaksınız, halen içerideler. Bu da bizim için kırmızı çizgidir. Tek bir siyasetçi arkadaşım içeride olduğu sürece, tek bir siyasetçi arkadaşım bu şekilde rehin olarak elimizde olduğu müddetçe asla ama asla bu süreç ilerlemez. Bunu da böyle bilir. Bu da bizim açımızdan net bir tutumdur. Demokratik siyaset mi istiyorsunuz? Demokratik siyaset mi yapalım? O yüzden başladık değil mi sürece? Silahlar sussun, siyaset konuşsun. Bu mudur sizin demokratik siyaset anlayışınız? Tavrınızı görmek istiyoruz. Hükümet olarak buna karşı tavrınız nedir? Bilmek istiyoruz. Gelecek ay, gelecek sene de değil. Bu hafta. Tavrınız nedir? Görmek istiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir duygudur? Bu nasıl bir düşüncedir ki karşısındakini bu kadar hafife alan, ciddiyetsiz, lakayt yaklaşımla süreci yürüteceğini zanneden bir anlayış? Olabilir mi? 150 yıllık bir sorunu çözmekten söz ediyoruz. 29 isyana, yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuş bir sorunu çözmekten söz ediyoruz. Demokratik siyaset konuşsun diyoruz. Tavra bakar mısınız?
cezası bitmiş, infazı tamamlanmış insanlara karşı, siyasetçiye karşı böyle bir anlayışla mı demokratik siyaset olacak?